Antrenör de ister kenarda. Ya böyle 5 gol olsun altı gol. Ama şimdi bu maçın üzerinde baktığımızda da kopmamak da lazım yukarıdan. Şimdi ben bu maç öncesinde şunu söylemiştim. Ee, yani şimdi böyle şeyler çok şey değil ama. Bu maç berabere biterse iki takımın teknik direktörü de e, bu sonuçtan e, sıkıntı yaşamaz. Evet. Şimdi Valerian İsmail ne oldu? Hem bir de son 15 dakikada oyunu kopartacak bir noktaya da geldi. Şimdi Valerian İsmail oyunla cebine tazeledi. Cebine e, evet. şeyi koydu. Güvenlik. Krediyi koydu. Evet. Yani oyunla. Şimdi George Jesus'un zaten <laughs> e, bir güzel. kredisi var çok yaşa. Çok kredisi var zaten George Jesus'un. Öyle bakmamız lazım. Dolayısıyla yani iki tarafa da baktığımızda ama iki tarafı da rahatsız etmeyecek, diyecek. üzmeyecek. Bunu söylemiştim. Zaten derbilerde dikkat edersen hocam önceki ilk sonuç beraberlik oluyor. Ama bir şey söyleyeceğim aldın. Yani iki takım da çok istedi yani kazanmayı istedi. Allah var yukarıda. Hocam şimdi de sanki ya kontrollü oynadılar. İşte yenilmemek için falan öyle bir şey yok. Hocam yok. şöyle yok. söyleyelim. He. Mesela yani olmadı George ama Jesus vazgeçti mi oyunundan? Yok hiç vazgeçmedi. Aynen öyle savunmayı öne çıkarttı. Yine savunma arkasına Ad, Adamları açtı. değiştirdi. Onu yani, soktu şimdi bunu soktu. Şeyi şey Sen yok. Dedi? Şu da var Haldun abi. Yani. Hocam Fenerbahçe'nin bakıyorum fikstürüne. Hı hı. Ben de bakayım. Şimdi haftaya Karagümrük Sonra Ankara önce, gücü. Önce şey var. Larnaka maçı Tamam o yok. ben lig, Lige bakıyorum. Larnaka var önce. Şimdi içeride Karagümrük abi. Sonra evet. başkente gidiyor Ankara gücü. Evet. E, bu e, sonra, Kasım ayında oynayacağı maçlar. Sonra, sonra Başakşehir. Sonra Başakşehir abi dediğin gibi. İstanbul sola bitiriyor. 30'unda bitiyor. Sonra zaten e, 11. ayda 2 maç var. 7 ve 12'si. 2 maçı da Kadıköy'de Sivas Giresun'la Dünya Kupası'na giriyor abi. Evet. O... Altı haftalık araya. Yani, Haldun abicim, Karagümrük içeride, Ankara gücü dışarıda, Başakşehir içeride, İstanbulspor dışarıda, sonra iki maç içeride. Sivas ve Giresun. Fixtürü. Şimdi, şimdi tabii şöyle bakmamız lazım. Beşiktaş'ı da okuyacağım. Mesela Beşiktaş'ın Başakşehir maçı da içerideydi. Evet, doğru. Başakşehir kazandı. Ama bir defa geldiler ya. Getirdi arkadaşlar. Başakşehir kazandı. Bir defa geldiler, Heh, ya. Yani. Bir Hocam, defa geldiler ya. Yani, bir yani defa... bu maçta ben, hiç şey yapmıyorum yani kimseye bir kabaat ne Valerian İsmail'e buluyorum ne bilmem ne bir, Valerin, e ne hocam, bilmem. Şunu, bir iki defa geldiler böyle olmuş. Öyle yani. için söyledim. Bir yani. defa geldiler iki defa. Yani senin evde Anladım. oynuyor olman maçı kazanacağın anlamına gelmiyor yani. diyorum yani. Hani evet. onu anlatmaya ya, çalışıyorum. Bu Trabzon deplasmanı yani. var da 25 Aralık. Orada çok var. Ya bir şey söyleyeceğim var. size. Ankara Yüzü boyuna yenildi. Ankara Yüzü maçı çok tehlikeli Belki bana. Tehlikeli maç. Ankara Yüzü ne yapacak? Ne yapacak? Şu maçı Beşiktaş'ı da verin arkadaşlar. Beşiktaş'a bakalım. Kime yenildi hocam ama? Başakşehir'e. Başakşehir. E Fark etmiyor yenir. puan cetvelinde. Hocam Başak ben... Başakşehir'de herkesi yeniyor zaten Başakşehir. Ya bir gol yedi ya. yani. Ya hiç, <laughs> ya. ya, şey söyleyeyim mi ya şimdi hoca da değişti şimdi yani ya, o belli ya. olmaz o maçlar yani. Çok şimdi o şey o takımı ya. son dakikalarda falan kurdukları için işte o Hı. Taylanlar, Emre Kılınçlar, falan yani son dakikada ama o takımın Allah. zamana ihtiyacı var. Ee, ama zaman yok. yani ihtiyaç var ama zaman yok. Hocam, Beşiktaş geldi. Şimdi Giresun deplasmanına çıkıyor 8'inde haftaya. Sonra Trabzon'la içeride oynuyor. Daha sonra Hatay deplasmanı ki Volkan Hoca ile bu hafta Sivas'ı yendi Hatay moral depoladı. Evet. Sonra Ümraniye içeride 30 Ekim. 5 Kasım Galatasaray deplasmanı. 13 Kasım Antalya ile araya gidiyor. Yani görece tabii Beşiktaş'ın daha, daha zor. zor daha zor maçları varmış daha zor. gibi görünüyor. Hiçbir kolay ya, maç yok derse söyleyeyim. Mi? Zaten kolay maç hocam yok da. Hocam Ama daha zor bak görece. Ha? Görece daha zor hocam. Ya hocam bak bir şey söyleyeyim mi? Görüyorsun deplasmanı kolay mı? Ya kolay değil ama bak bu Beşiktaş var ya. Şimdi İzal'da geldiği zaman bak söylüyorum. Ha. Şeyde iyileştiği zaman. En kudu öbürleri Ama de iyi. belli Çünkü değil yani, dedi hani ne kadar oynatabileceğimiz Ama ne deli, kadar kullanacağımız meli, falan belli değil. Ama zamana dedi. kadar form tutarlar tamam mı? Bir de yani bir de bizim takım biliyorsun Serginho'yu kaybettik biliyorsun ha. hocam. 5. dakikada 5. dakikada kırmızı kart gördü Afiyet Alanya'da. Yok. Hı hı hafta en iyi yok. adamlarınızdan biriydi evet. yani, yani. Yani o da haftaya yok. Yani sen şimdi 5. Ama ben... bizim takımı da kutlayalım hocam ya. Giresunspor'u. yani niye kutlayalım biliyor musun? 5. dakikada On. kırmızı kart On. görüyorsun. 80, 85. 90 dakika neredeyse uzatmalarla eee evet. ona 11 oynuyorsun ve 1-0 önde oynuyorsun. Pozisyonlar oluşturuyorsun. O Balcovaç'ın attığı şut bu yani bu arada Alanya'da 5 maç, 3 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik. Hocam, iyi ben... gitmiyor Alanya. Onu da şöyle söyleyeyim. Bak net söylüyorum bazı şeyleri. Ee, şimdi biz, hocam şöyle bakıyorum ben olaya. Ee, birincisi skorlar, ikincisi oyun, üçüncüsü geliştirilen oyuncular. Tam Öyle tersim olması lazım. lazım. Yok, yok, bunlara bakmamız lazım. Yani. Tam bunlara bakacağız. Bunlar tamamsa hoca tamamdır, bir sorun yok. Yani skoru alıyorsa oyun bazen arkadan gelir. Tamam, kabul edersin. Ya da şöyle, skoru alamıyor da oyun varsa... O zaman skor zaten arkasından gelir. Az evvel saydıklarının Şimdi, en sonunu bire mi koymamız lazım hayır, abi? Hayır, koymayacağız. Oyuncu geliştirme meselesi o oyun devam eden Oynandıkça. süreç içerisinde olur. Şimdi bakıyorum ya Farioli'nin hangisini yapıyor ya? ya? Bana bir şey söyleyin hangisi Faryol, var? Ya bir şey söyleyin mi? mi? nasıl Bilmiyorum, bir inat ya başkan... sonra? Bizi dinliyorlar mı oradan alan ya? Ne tabii ki. Adamın bir tane şeyi var abi. Geriden oyuna, oyuna gir. Ya bas oraya. Al 3-0 4-0 5-0 5 bir. Ha iyi adamları var kontrada. Çıkarsan bas oradan al. veya Adam, geri çekin. Kendi bölgene gel ikinci bölgene. Onlar onda oynasın kendi kendilerine. Maçı Aklı maçı izlediğim için şimdi Efkan Bekiroğlu gerçekten 3 tane falan çok net pozisyon kaçırdı. Bu, Bu var arada canım. Onurcan Piri de Giresunspor kalecisi yani bence yani müthiş bir performans sergiledi. Tamam. Ama, ama şunu söyleyeceğim şey. ya e, Faryoli hocam bir tane seçeneğin olsun ya başka bir şey daha yap, yap yani, yani yok yani onu bir söylüyorum yok skor yani. kötü e, oyun değişmiyor hep aynı oyunu oynuyorsun bilmiyorum tabii bizim şeyimiz değil bu ama oyunculara bakıyorsun ya Efkan Bekiroğlu'nun kaçırdığı golleri görsen hocam inanılmaz bir hani geçen bir şey seneden Umut yani. e, Furkan Faruk ya yani bu şey bunlar yani bunlar çok iyi oyunculardı Şimdi ne oldu Fatih, da oyuncular bak, da geri gitti Fatih'le. Hocam Aydın abi. Mesela şeye de tabii şimdi genel gidiyoruz elbette Adana Demir'i Trabzon'u falan konuşacağız e, dünkü maçı da tabii soracağımız sorular var izleyicilerimizin ama mesela parantez açacağımız e, konular var mesela Sivas hocam Haldun abi Sivas takımı çok kötü ama iyi transferler yaptı ben ya, aldık. zaman hep, son, tamam, hep sonra mı? hocam hep Bir sonra Baş şampiyonu. sabah falan evet. geldi ama hep sonra geliyor hocam yani güzel baştan, siz, ben baştan siz, ben yakışmıyor güzel. bu yer. Sivasa. Ama düzelir diye düşünüyorum Yakışmıyor ben. Yakışmıyor bu ya. İyi ağırlıkları adamlar bireysel olarak çok iyi. Ben öyle görüyorum. Bilmiyorum ama. Aa, şimdi burada, savunmada burada şunu, sıkıntı şunu, var şunu daha çok dikkatim yani biz tabii e, onu söyleyeyim. Şunu, şu daha çok dikkatimi çekti. Volkan Demirel ile Hatay Spor'un yani aslında kadrosu çok kötü değil. Gelir gelmez maç kazanması aslında takımın ivmelenmesi açısından çok önemli bir avantaj. Çünkü Hatay Spor biz kabuğumuza çekiliyoruz. Kendi 11'imizle oynayacağız dedi sanki şu gibi algıladık yani kümede kalmaya çalışacağız. Şimdi bu Sivas deplasmanında kazanılan 3 puan bence 6 puan. Bu 3 puan değil. Çünkü ha. seninle eş değer puandaki takımları e, yenmen her zaman cebine e, bir, bir galibiyet fazla koyuyormuş gibi oluyorsun. Mesela gidersin Fenerbahçe'ye Beşiktaş'ı kalsayı Trabzon'u yenersin. Onlar senin rakibin değil. Gidip de kendi rakibin olan Ankara gücü işte e, Sivas, Giresun bilmem işte böyle takımlara yenildiğin zaman kaybın çok daha büyük oluyor. Yalnız bak bir şey söyleyeceğim. Haldin, Hatay Spor var ya bir Kayseri maçı hariç bana göre çok iyi oynadı. Çok şanssızlıklar yaşadı. ya Mesela Hatay Spor'un yani, sana bir şey söyleyeyim hocam katkı oynadım, vereyim. Trabzonspor maçını çok çok iyi oynadılar mesela yani. ama netice itibariyle gelinen noktada evet. e, hani biz kendi kabuğumuza çekiliyoruz. Fazla açılmayacağız. Zaten Ömer Erdoğan'ın ayrılma nedeni o hocam. Onun için ayrıldı. Dedi ki ben madem dedi siz hani hedef büyütmüyorsunuz ben farklı bir yere gitmem gerekiyor diyerek ayrılmıştı Hatayspor'dan. Ayrıca ben Hatayspor'un da bu ligin rengi olduğunu düşünüyorum. Yani onu da söyleyeyim yani burada onu da anlatayım. Ama sonuç itibariyle ligde 4 tane takım düşecek. Ya birileri düşecek bu ligden yani. Ya niye o, 20 takım bir, değil ya? Ben, o da ayrı ver. bir niye konu. Mi? O ayrı bir konu canım. Ya niye biliyor musun? Bak şimdi burada bir şey yapayım, konuşayım. Şimdi bütün sebep ekonomik. Ne kadar az fazla para alırsak 16'ya düşse razı gelecekler. Bindiği dalı kesiyorlar esasında. Sen düşüyorsun oraya. Şimdi 4 takım düşüyor. 20 takım olsa işte 500 milyon alıyorlardı. Şimdi 150 falan alıyorlar o kadar düşürdüler parayı. 200 milyon euroya kadar şey dolara kadar düştü hocam yani Neyse, rakamlar yok ki çok düştü. ki? rakamlar düştü işte. Şunu Hatta söyleyeceğim. ben de yani. var şeyim. Sen şimdi takımları, o ya. hatırladım sen. Ta takımları azaltmakla peki geçen o... gün bir baktım Trabzonspor 1,5 milyon euro verip bir arkadaşı bir futbolcunun mukalesini feshetti. 1,5 milyon Trumpsen. euro. Ya 35 milyon ya arkadaş. Ya şimdi üçüncülükleri de indiriyorsun, ikincilikleri aşağı indiriyorsun. Para gitsin diye. Birincilikleri indiriyorsun. Olmaz arkadaş. E bir tane adam, bir tane adamı söylüyorum. E Galatasaray 50 milyon euro veriyor Falk şey Falk aile şeye, Çakne'ye. Ondan sonra da burada 3 lira, 5 lira fazla alacağım diye takım sayısını indiriyorsun. Yapmayın ya. Vallahi yazık günah ya. Hocam yazık, sana söyleyeyim arkadaş. istersen Olmaz Hem evde yani. izleyicilerimiz de biraz e, merak ediyorlarsa bilgi sahibi var. Katılım hakkı 33.4 milyon TL. Katılım hakkı. Herkesin aynı mı? Herkesin aynı. Katılım hakkı bu. Yani geliyorsun katılıyorsun. Galibiyet 2.3 milyon. Geçmiş şampiyonlukların her biri 2.86 milyon. Dolayısıyla farklılık burada oluşmaya başlıyor. İşte kaç şampiyonluk? 19 şampiyonluk, şey 20, şampiyonluk sana. 20 şampiyonluk, 20 şampiyonluk. Yanlış. Yanlış arkadaş. Hayır ben şimdi sana yanlış ha, tamam doğrusu. Yani haksız rekabet var. Hı hı. Ya sen alttaki takımı çıktı hiç şampiyon olma Ya sana ne kardeşim? Sen haksız rekabet alttakiler ezlesin canı çıksın yani. Amerika'da falan böyle yok ki NBA'da biliyorsun değil mi? En alttaki takım yeni şeyleri basketbolcuları seçip alıyor ya. Niye rekabet olsun diye? Sen bunların parasını al verme, devam et, kusura bakma. Yok yani ben burada haksız değil rekabet say, var yani. yani. bilgi olsun ya diye Ya ben paylaşıyorum. olsam var ya bu öbür takımlar kaç kişi varsa toplanırım, çıkmam. Siz kendi kendinize oynanırsınız derim. Vallahi yaparım. Ya mesela burada 2.86 milyon e, Başakşehir para aldı. Yani bir yıl şampiyon olduğu için bu yıl yıl katlanarak çarparak mesela işte 20 şampiyonluk diyelim 2 çarpı 20 40 milyonun üzerinde para getiriyor. Bir, şey bir de ben sen sana söyleyeyim. Rekabet bir... olmuyor şampiyon olamazsın ki sen. Hep alttasın hep eziliyorsun her... aldıkça çıkıyor aldıkça paraya çıkıyor. Devam onlar yükseliyor olmaz arkadaş. Haldun abi tabi bunlar çok önemli konular da. Ben Mesela? şöyle söyleyeyim sana rakamları sonra kapatayım. Söyle. Ee, şampiyon olursan sezonu şampiyon bitirirsen 33, lig ikincisi olursan 26.5, lig üçüncüsü olursan 19.9, lig dördüncüsü olursan 13.2, lig beşincisi olursan 6.6 milyon. milyon TL'de para kazanıyorsun ayrıca lig bittiğinde. Peki.